Yolculuğumuz devam ediyor. Doğan Hoca'nın sır dolu poşeti. Bizim hikayemizi İstanbul-Trabzon 34 numara tek kişilik yolculuğun 4358. dakikasında İkram Sarıkola'nın koltuğa iki parmak döküldükten yaklaşık 15 dakika sonra fark edilmesi izah eder. Ne bu ıslaklık, ne bu ıslak köpekler ve ne bu ikram şamatası. Kekikle marine edilmiş but, bulgur pilavı, salata yenilen TRT İl binasının tam karşısındaki apartmanın 4. katındaki balkonda eniştemle bir şey paylaşmaya tam da hazırken ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlıyorum. Ağzımı, soluğumu kapatan şeyin ve günden güne adı hatırlıyorum. İzah bırakıyorum bir yerlere, not eleştirme ihtiyacı hissediyorum. Ayrı bir paragrafta ekliyorum dedemin döküm mermer talebini vasiyetinde. Bu ara 1 litrelik Marmara şişelerini... çöpe atmıyorum. Filtre kahve ekliyorum içlerine ve benden bir şey koyuyorum. Dolaba koyuyorum. Labne peynirin tam karşısına. Umudun ve zeytinin karşısına. Bir Jarno bileti. Onu gördüm, bunu tattım. Saçlarıma esti başka ülkelerin rüzgarı. Bambaşka bir şey oldum ben deme fırsatı veriyorum. Bir litrelik cold brew şişelerine. İlkokuldan Doğan hocam bunu şöyle özetlerdi. Mantı yedim Kadir. Ne zamandır da yemiyordum. Şiştim, çok şiştim, içim şişti. Alt liglerden bir maç çıktı. Serdar Samatyalı'yı, uzun saçlarını ve frikikten golünü gördüm. Ve iyice şiştim. İşte o zaman şöyle dedim Kadir. Çok yemek iyi değil. Bir firavunun, bir benim karnım böyle şişmişti. Neyse ki hamuru azalttım. Firavun örneklerinin de. Tereyağda yakılan toz biberli soslara da arama mesafe koydum dün gece. Doğan Hoca'nın sır dolu poşeti. Doğan fotokopinin yanındaki PlayStation kafeden öğrencilerimi toplayıp sınıfa soktuktan sonra kantindeki Verasya bilançomu öğrenmeye aşağı indim. Kantinden okulun dışına çıkan gizli bir kapı vardı. İndim okulun önüne. Çay ve pop kekle geçen arabaları izledim. Broadway'leri izledim özellikle. Son Broadway okulun önünde indi. Fen bilgisi öğretmeni Ertuğrul Bey'di bu. Dün Şebi Aruz töreni izlemiş TRT'de. Birkaç dize kalmış aklında. Aklını bulandıran dizeler duymuş. Aklının bulanmasına yetmezmiş gibi sarmal bir lok yapmış aklını ve bana doğrultuyor. Hiç haberi yok midemdeki tereyağından. 1960'ların ambiyanti sır doludur dedi. Sanki bir şey demek istedi gibi dedi bunu. Son Broadway onundu. Yarım saat daha izledim. Tekrar Broadway'e geçmedi. Haziran 26, 2022. Bir yorum.